Böyle görüşmeyi kestiğim için başıma bir şey gelmeyecek değil mi? Vay be. Sizin gözünüzde böyle bir adamım yani ben. Haklı sebeplerim var. Silahlı külahlı adamsınız sonuçta. Cebimde tank bir taşısam böyle mevzularda işlemez. Ama bir gün başka bir şeyden başınız belaya girerse beni arayın Derya Hanım. Mutlaka. Git bu ülkeden ne olursun. Bak. Yalvarıyorum oğlum ya. Tamam. Söyle bakalım. Ha ne duydun? Yani kimler peşimde? Ya söyle ki bileyim. Genel konuşuyorum ben seninle. Bir şey bildiğim falan yok. Bilsem söylerim. Ayrıca görünen köy kılavuz istemez. Değil mi birader? Sen de maşallah iyi gidiyorsun. Aman be, gerçekten içine ettin şu kahvaltını. Sabah sabah konuştuğumuz mevzulara bakar mısın? Ya oğlum bir gün biz normal doğru dürüst bir kahvaltı edemeyecek miyiz? Bıktım lan birader, al. Al istediğin kadar ye. Bana bak. Bak bana. Emir bak bana. Oğlum korkma. Tamam mı? Bak ben iyiyim. Gerçekten. Ya bak sıkıntı yok, tamam mı? Her şey kontrolüm altında. Tamam. Şimdi söyle. Kübra ile bebek nasıl? Elif iyi. Elif iyi de... Kübra. Kız gittikçe kayboluyor. Ben endişeleniyorum onun için Yiğit. Ya bak elimden bir şey gelmiyor. Kübra Sadullah'ın kızı. Hem hiçbir şey değişmedi. Hem tek o mu mağdur bu dünyada? Ya bak ben de aşk acısı çektim. Sen ne? O yüzden... Kız yoluna devam edecek. Yapacak bir şey yok. Şimdi bitir şunu. Sıyır. Tarafını seçme zamanı Emir. Çok büyük bir suç örgütüyle karşı karşıyayız. Daha yolun başındaki abini de yutmalarına göz mü yumacaksın? Yoksa adaletin yanında mı yer alacaksın? Tarafını seçme zamanı. Ömer Ziya Bey benim geldiğimi söyler misin?
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.